Erzurum'un çağ kebabı da var, Mersin'in tantunisi de. Kameramızı şimdi İstanbul Üsküdar sahilinde düzenlenen yöresel tatlar ve kültür festivaline çeviriyoruz. Türkiye'nin birçok yöresel lezzeti Üsküdar sahilinde düzenlenen festivalde bir araya geldi. Daha kapıdan ilk girdiğimiz andan itibaren mis gibi yemek kokuları karşıladı bizi. Gelin şimdi küçük bir tura çıkalım ve ne var ne yok birlikte inceleyelim. Buyurun, Akçabat köftesi burada, buyurun. Abi gel Akçabat, gel abi. Sesine ne oldu böyle? Bağırmaktan kesildi. Satış yapmak için değil mi? Bağırmak aynen, lazım. Mecbur. Meşhur cağ kebaplarıyla katıldılar festivale. Burada 200 kilogram et var. Yükselen koku gerçekten tok olanın bile iştahını açıyor. Burada 200 kilo et var ama burası daha kalabalık. Yetecek mi herkese? İkinciyi hazırlarız hocam. Nasıl görünüyor? Gayet güzel. Bir tarafta Mersin'in tantunisi, diğer tarafta Hatay'ın kağıt kebabı ve içli köftesi. Her şey burada hazırlanıyor ve gelen ziyaretçilere sıcak sıcak ikram ediliyor. Hatay'ı, Mersin'i buraya getirmişsiniz. Evet. Meşhur kağıt kebabımızın fiyatı 20 lira porsiyonu. Tantunimizin dürümü 12 lira, porsiyonu 20 lira. İçli köftemizin tanesi 5 lira. Biberli ekmeğimiz yine 5 lira. Zeytinyağlı yaprak sarmamızın porsiyonu 12 liraya satıyoruz. Ay maşallah be ya. Buna bak, buna. Ay maşallah. Ay maşallah. Tel tel ayrılıyor. Bunun özelliği bu zaten. Atıyor mu ulaman içerisine, benim boyum kadar uzuyor. Geliver Rüzeli, Üsküdar'a gel. Hazır bulmuşken, ayağımıza gelmişken alalım mı dediniz? Öyle dedik. Bir daha bulamıyoruz böyle köy tereyağları. Festivalden kahvaltılık ürünlerinizi de gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bu standtaki ürünlerin hepsi Trabzon'dan geldi. Tereyağın kilosu 30, peynirler 25, kavurmanın kilosuysa 70 liradan satılıyor. Nasıl efendim meşhur Trabzon tereyağı? Çok güzel. Bir damak tadı var. 100 üzerinden 99 puan. Bir puan neden kırdınız? Bir puanı evde yiyeceğiz. Bu da Rize'nin meşhur Laz böreği, ismi börek ama kendisi bir tatlı, öyle değil mi? Aynen öyle. Muhallebili Rize'nin meşhur tatlısı Laz böreğimiz. Neden börek demişler ismine? Rize'nin insanları zaten tuzluyla tatlıyı bir arada yemeyi severler. O yüzden mi börek demişler? Galiba ondan. Bu da karadut şurubu. Hataylılar bunu şifa niyetine içiyor. Çünkü kansızlıktan yorgunluğa kadar pek çok derde deva oluyor. Gerçekten süper. Gençleştim. 62 yaşındayım, daha da genç oldum. Rize'nin meşhur ekşi mayalı ekmeği de var burada. Özelliği uzun süre bayatlamaması. Kilosu 8 liradan satılıyor. Tercih edenler için standlarda mısır ekmeği bulunuyor. O da 7 liradan satılıyor. Her şeyin organik olduğu çok güzel bir yer burası. Üsküdar sahilindeki yöresel tatlar ve kültür festivali 26 Mart'a kadar devam edecek.